Bugünkü yazısına baktım. Bugünkü yazısı Furkan Vakfı üzerine bir yazı. Furkan Vakfı ve Semra Kuytul'la sohbetlerinden hareketle yazılmış bir yazı. Biliyorsunuz Alparslan Kuytul bir yıl yattıktan sonra tahliye oldu ama taraftarlarına seslendiği ve seslenirken söyledikleri nedeniyle apar topar tekrar tutuklandı. Bunun üzerine birçok kişi sessiz kaldı. Bazı sesini çıkaranlar da bugünkü yazısında Taş Getiren'in bahsettiği gibi görüşlerine katılmasam da diyerek onun hakkını savunma yoluna gittiler. Bir tür önlem alarak bunu yapmaya çalıştılar. Benim gibi olayı dillendirenlere de laf etmeye çalışanlar oldu. Halbuki bu tamamen bir gazetecinin görmesi gereken, hem haber olarak haber değeri olan hem de analiz anlamında Türkiye'yi, Türkiye'de İslami hareketin şu andaki durumunu anlamamıza çok iyi yarayan bir olaydı. Şimdi Taş Getiren'in yazısında altını çizdiğim çok yer var. Oradan bazılarını okumak istiyorum. O da mesela diyor ki, İslami camia en büyük meydan okumayı adalet konusunda tutarlı olup olamamakla yaşıyor. Olmamakla yaşıyor diyor ki, haklı ve ben de burada uzun bir süredir Türkiye'de siyasi İslamcılığın iflasının en temel göstergelerinden birisinin bu olduğunu tekrarlayıp duruyorum. İktidar için zulme fetva verenlerle vermeyenler, alnı ak olanlarla olmayanlar biçimde tasnif ediliyor insanlar diyor. Zulmü biliyoruz, görüyoruz ama susuyoruz. Susmamıza gerekçe üretmeye çalışıyoruz, içimize sinmese de. Bence yüreklerimize bakmamız lazım diyor. Bu içeriden gelen ki Taş Getiren'in değişik dönemlerde, kritik dönemlerde bu tür çıkışları olmuştu. Bu da bunlardan sonuncusu. İçeriden gelen bir feryat olarak görmek lazım. Ama oradan tekrar yayınımızın başına dönecek olursak bu aslında Ahmet Taş Getiren'in ve onun gibilerin dramı. Çünkü bu feryadın karşılığının olmayacağını herhalde onlar da çok iyi biliyorlar. Nafile bir çıkış olduğunu görmek lazım. Çünkü baktığımız zaman olay artık bir takım ilkeler, değerler olayı olmaktan çıkmış. Tamamen bir beka meselesine, iktidarın bekası meselesine, devletin ve ülkenin bekası değil, iktidarın bekası meselesine dönüşmüş durumda.